Değerli hemşehrilerimiz, Kurban Bayramı tatili ve karne tatili, yaz tatilinin aynı döneme denk geldiği, vatandaşlarımızın çokça seyahat edeceği, belki de uzun yıllardır bu kadar fazla seyahatin aynı anda yaşanmayacağı bir takvime giriyoruz. Ben evvela hem bütün hemşehrilerimizin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Karne alan kıymetli öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi, velilerimizi, bütün eğitim camiasına tatilin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Tabii bu ekstra tedbirler almamızı da gerektirecek bir yoğunluktur. Vatandaşlarımızın, hemşehrilerimizin bayram tatilini, tatil sürecini sıkıntısız atlatması için hem güvenlik tedbirleri hem trafik tedbirleri yönüyle çalışmalarımızı tamamlamış bulunmaktayız. Bu çalışmalarda hem emniyetimizde hem jandarmamızda trafik birimlerinin dışında görev alan, uygun olan genel hizmet birimlerinde ve diğer birimlerdeki personelin de bu süreçte takviye olarak trafik birimlerinde görev almasını sağlayacağız. Hem yaya hem de motorize ekiplerle vatandaşımızın yoğunlukla kullandığı mekanlar başta olmak üzere, trafiğin sıkıştığı ve yoğunlaştığı mekanlar başta olmak üzere tedbirlerimizi gözle görülür derecede, hissedilir derecede aldığımızı inşallah vatandaşlarımız görecekler. Ben kıymetli hemşehrilerimize bir noktada daha uyarıda bulunmak istiyorum. Meteorolojimiz son iki gün dahil olmak üzere cumartesiye kadar çok ciddi bir aşırı sıcak uyarısında bulundu. Bu aşırı sıcak ilimizde cuma günü pik seviyeye ulaşacak ve 30 derecelerin üzerine gelecek bir sıcaklık demek. Tabii sıcaklık özellikle trafikte araç kullanırken dikkati dağıtacak, bunalmaya sebebiyet verecek bir problemdir. Sıcağa çok daha dikkat etmeleri gerektiğini hemşehrilerimiz ifade etmek istiyorum. Seyahat zamanlamalarını bu sıcaklıkları da göz önüne alarak belirlemelerini rica ediyorum. Ayrıca bu tedbirler bütün Türkiye genelinde alınacak ve Sayın İçişleri Bakanımız bu konuyla ilgili ülke genelinde alınan tedbirlerin, bayram tedbirlerinin, trafik tedbirlerinin de ifade edeceği bir açıklama yapacak. Tüm vatandaşlarımızın, hemşehrilerimizin bu açıklamayı takip etmelerini, seyahat planlarını ona göre tanzim etmelerini hatırlatmak istiyorum. Kurbana dair, Kurban Bayramı'na dair gerek kurban yerlerinin tanzimi, gerek atıkların, kurban sonrası oluşacak atıkların bertaraf edilmesine dair, bayram namazlarına ve o saatlerdeki tedbirlere dair çok detaylı bir biçimde her kurumu ilgilendiren, Sağlık Müdürlüğü'nden Çevre Şehircilik Müdürlüğü'ne, müftülükten belediyemize kadar çok çeşitli hazırlık süreçlerinden de geçilerek bugüne gelindi. Biz bugün sadece işin güvenlik, trafik ve asayiş noktalarında değerlendirmelerimizi yaptık. Tabii Kurban Bayramı'nda özellikle yaylalarımız ve turistik beldelerimizde de çokça yoğunluk olacağını düşünüyoruz. Bu manada da çoğunluğu jandarma bölgemizde olmak üzere tedbirlerimizi alıyoruz. Havanın ısınmasıyla sahillerin kullanımının artacağını düşünüyoruz. Sahil Güvenlik Komutanlığımız başta olmak üzere sahillerde ve plaj alanı olarak değerlendirilen mekanlarda da tedbirleri gözden geçiriyoruz. Havalimanımız var. Çok yoğun bir biçimde kullanılacağını öngörüyoruz. Otogar ve havalimanları ile ilgili de arkadaşlarımız gerekli tedbirleri gözden geçirmiş durumdalar. Hülasa Kurban Bayramımızda hemşehrilerimizin sıkıntı yaşamadan bayramı güzellikle, rahatlıkla, huzurla geçirmeleri için elimizden gelen tedbiri, azami tedbiri gösterme gayretindeyiz. Şimdiden hemşehrilerimizin bayramını tebrik ediyorum. Kendilerinin de kurallara riayet ederek, özellikle trafik kurallarına riayet ederek, emniyet kemeri takarak, hız sınırlarına, hız kurallarına riayet ederek seyahatlerini gerçekleştirmelerini temenni ediyorum. Emniyet Müdürümüz, Jandarma Komutanımız, Sahil Güvenlik Komutanımız ve onların şahsında bütün personelimize bayramda görev alacak ki onlarca ekiple yüzlerce personelimiz, başka birimlerde görev alan personelimiz de takviye edilmek suretiyle vatandaşımızın huzur ve güven içerisinde bayramı geçirmeleri için gerekli tedbirleri alıyor olacağız. Teşekkür ediyorum ve hayırlı bayramlar diliyorum.